Önceki ve Sonraki Kadın. Yazan Buket Uzuner. Seslendiren Özden Ayyıldız. Bu öykü yazarın Everest Yayınlarından çıkan Ayın En Çıplak Günü kitabından alındı. Kadın giderken kendinden 3 parçayı evde bırakıp çıktı. Bu bir kulak, bir burun, bir gözdü. Kadın çıkınca ev tenhalaştı. Burnundan derin derin soluyarak evi dolaşmaya başladı. Göz merakla etrafı seyretmeye koyuldu. Kulak güçlü bir vakumlu süpürge gibi her tıkırtıyı, her titreşimi emerek perde kıvrımlarından kitap sayfalarına tek tek dolaşıyordu. Kadın kapının dışında bekledi. İçeriden gelen soluk sesinden, meraklı bakıştan ve ses emişinden emin olunca ağır ağır merdivenlere indi. Bir valizi, bir de el çantası vardı. Rahat bir etek, bol bir bluz giymişti. Siyah, düz, uzun saçları vardı. Yüzü mümçün boş suratlı kadınları gibi çıplaktı. Oysa hala bir gözü, ağzı ve bir kulağı yerindeydi. Bir taksiye el etti. Otogara doğru yollandı. Otogarın dağınık, kirli, tiksindirici atmosferine, ter kokusuna karışmış ucuz kolonya ve helak kokusunu aldırmadan 20. perona gitti. Bekleyen otobüse bindi. 20 numaralı koltuğa oturdu. Yanındaki koltuk boştu. Kadının aklı fikri evdeydi. Yüzünde iki gözü, bir burnu ve hareketli bir ağzı olan iki kulaklı, kıvırcık saçlı genç bir kadın, yanında genç bir erkekle merdivenleri çıktı. Genç adam anahtarı çıkarttı, kapıyı açtı. Ellerindeki valiz ve paketleri antreye bıraktılar. Valizlerin üzerinde Alitalia etiketleri vardı. İnsanın kendi evi gibi var mı? Genç adam mutfağa gidip buzdolabından su aldı, içti. Islık çalarak tuvalete girdi. Kıvırcık saçlı kadın antrede kalmış, bir şeyler arar gibi duvarlara bakıyordu. Yıllardır yaşadığı bu evde değişen bir şey vardı ki daha antrede yabancılık duygusu vermişti ona. Göremediği birinden çekinircesine ayaklarının ucuna basarak odaları dolaştı bir bir. Yatak odası, oturma salonu, çalışma odası, mutfak ve koridor. Ne olduğunu çıkartamadığı ama tatsız bir şeyle karşılaşacağı sezgisi ve savunma güdüsü kaslarını germişti. Bu tıpkı fareden korkmayan birinin eline hiç beklemediği bir anda ıslak bir farenin değmesi gibi ürpertici bir duyguydu. Oysa evde her şeyi bıraktıkları gibiydi. Her şey yerli yerinde. Kitaplıkta Doris Lessing'in yanında Adrienne Rich şiirleri, Mevlana'nın yanında Yunus Emre şiirleri. Masada kağıtlar, dergiler, duvarda resimler, yerde kilim, çiçekleri Salim Hanım sulamış. Duvarların rengi de aynıydı. Rahatlayamadı yine de. İnce ince terlemeye başladı. Bomboş bir statta, yalnız koşarken, birinin sizi gözetlediği hissine kapıldınız oldu mu hiç? Ya da civardaki tek 18 katlı binanın en üst dairesinde soyunurken, camın önünden bir çift göz geçtiği sanısına kapıldınız. Biri nefes alıyordu sanki. Mutfağa gitti. Su şişelerine, bitkisel yağlara, şeker kavanozuna baktı. Buzdolabı da bir yolculuk sonrası çıplaklığındaydı. Tam dolabın kapağını kapatacakken, alt rafta yuvarlak beyaz bir plastik kutuda krem şokola gördü. Üzerinde rende Hindistan cevizi. Taptaze bir tabak krem şokola. İlk tepkisi yemek için elini uzatmak oldu. Ama eli yanmış gibi çekiverdi sonra. 14 gündür boştu ev. Evde birisi var. Soluğunu duyuyor, gözetlendiğini hissediyordu. O sırada ensesine doğru yaklaşan bir nefes irkildi. Arkadan bir el uzandı, yaklaştı. Kadın nefes almaya bile korkarak dondu kaldı. El uzandı, omzunu tuttu.
Kadın kısa bir çığlık attı. Korkudan başı dönerek sendeledi. Genç adam kucakladı kadını. Ne oldu sana güzelim? Kadın üst üste yutkunarak krem şokolayı gösterdi. Adam sevinçle uzanıp şokolayı aldı. Hemen oracıkta yemeğe koyuldu. Bir kaşık da kadına uzattı. Nasıl da sever krem şokolayı. Ama yemedi. Adam dudaklarında kalan kakaoyu iştahla yalanırken, "Temizlikçi kadın bırakmıştır," dedi. "Salime Hanım mı? O yapsa bile neden plastik tabağa koysun? Sonra neden yalnız bir tabak bıraksın?" Adam boş tabağı çöp kutusuna fırlattı, oturma salonuna geçti. Pikaba bir plak koydu. Bir anda evi sımsıcak bir regi ritmi doldurdu. Bütün kalın çizgiler yumuşadı. Kaslar gevşedi, buzlar çözülmeye yüz tuttu. Kadın dinginleşti. Banyoya gitti. Elini yüzünü yıkadı, havlu dolabına uzandı. Açmaya çalıştı, kapak açılmadı. "Neden tutukluk yapıyor bu dolap?" diye söylendi. "Ha?" Birisi onu dinledi. Etrafı aradı. Duvarlara, köşelere baktı, küvetin içine. Yalnızdı banyoda. Yeniden dolaba uzandı. Kolayca açıldı bu kez kapak. Diş fırçaları, macunlar, kulak pamukları, naneli ağız suyu, tıraş köpüğü, tıraş losyonu. Hepsi tanıdık yüzleriyle dizili dolabın içinde. Ama aralarında bir şişe tanımadık nemlendirici. Yağlı ciltler için. For oily skin. Kadın şişeyi aldı, evirdi, çevirdi, şaşkın şaşkın baktı. Doğruca adamın yanına gitti. Kırmızı şarap, her şeyi sana bağlı. Yapabileceğim her şeyi yaptım. Ama anılar aklımdan gitmiyor. Ah hayır, anılar silinmiyor. Ve fark ettim ki tek bir şey var onu unutmamı sağlayan. Kırmızı şarap. Yakınımda ol, sakın beni yalnız bırakma. Anıları kalbimi paramparça ediyor. Müzik, hüzünlü sözleri, şarap kırmızısı sıcaklıkta kat kat odaya yaymış, camlardan dışarıya sızmaya başlamıştı bile. Genç adam İtalya'dan aldıkları kitaplara göz gezdiriyordu. "Kimin bu acaba?" diye sordu kadın. "Will be 40 topluluğunun." "Hayır, nemlendiriciyi soruyorum ben. Benim cildim kurudur. Salim Hanım da kullanmaz böyle şeyler." "Nereden bileyim güzelim? Belki alıp değiştirmeyi unuttuğum bir şişedir. Ben anlamam böyle şeylerden." Gece oldu. Bedenler gevşedi. Göz kapakları ağırlaştı. İç organların ritmi yavaşladı. Yattılar. Genç adam karısına iyi geceler diledi. Sırtını döndü. Hemen uyudu. Kıvırcık saçlı kadın yatakta huzursuz döndü durdu. Bir o yana, bir bu yana. Bir türlü rahatlayamadı. Kocasının düzenli soluğunun alışkın olduğu ritmini dinledi. İyice kulak kesildi. Kendi soluğunu tuttu, bir daha dinledi. Odada bir nefes sesi daha vardı. Duymamak üzere yeniden dinledi. Ama duyuyordu işte. Deliriyor muyum yoksa? Güzel bir tatildi oysa. Son yıllarda genç adamın yanında kendini yalnız hissetmesi dışında başka bir aksaklığı olmayan, 6 yıllık bir ikili hayatın kaybolan ayrıntıları ve heyecanlarıyla yaşanan, kendi içinde uyumlu, sakin bir İtalya gezisi. Hemen her turistin gezdiği müzeler, meydanlar, lokantalar, dükkanlar. Akdeniz kültürü diye pay çıkartılan ama içinde 100 yıllık bir hasretle sarhoş olunan rengarenk, dağınık bir özgürlük cümbüş. Kalktı. Bir duş yaparsa gevşeyeceğini düşünerek banyoya gitti. Şof beni yaktı. Ilık su bedenini sardı, sarmaladı, okşadı, yatıştırdı. Mutlandı. Fakat bu kısa sürdü. Aniden birisinin onu gözetlediği duygusuyla irkildi. İlk tepkisi bir eliyle gözlerini kapatmak, öbürüyle bornozuna uzanmak oldu. Banyo perdesi arasından onu gözetleyen bir göz gördüğüne kesinlikle emindi artık. Yeşil bir göz. İkinci tepkisi banyonun aydınlık camından ancak küçük bir çocuğun sığabileceğini düşünmek oldu. Hem de gece vakti ne diye. Yarı ıslak çıktı banyodan. Bütün odaları
kapı kirişlerine dek süzdü, kontrol etti. Banyoya dönüp aynada kendine baktı. "Ne oluyor bana?" diye inledi. Banyonun muşamba perdesi kıvrımına gizlenmiş kulak dinledi onu. Yeşil bornozun yaka altına gizlenen yeşil göz çıplak bedenini süzdü. Sabunluktaki burun hızlı hızlı soluyordu. Kadın artık soğukkanlılığını yitirdi, panik içinde yatak odasına kocasına koştu. Genç adam sayıklar gibi mırıldanarak bir yandan öbür yana döndü. Uykunun yumuşak derin tünelindeki yolculuğunu sürdürdü. İşte elbise dolabının kapısı o sırada tıkırdamaya başladı. Kadın üzerine doğru koşan bir azgın boğanın yaklaştığını seyreder gibi dondu kaldı. Dolabın kapağı içeriden açıkça zorlanmaktaydı. Bu bir rüyaysa uyanmak istiyordu. Eğer uyanması için bu kabusu tamamlaması, dolabın kapağını açıp içinden çıkacak canavarla boğuşması, kanlar içinde kalması gerekiyorsa yapmaya razıydı. Yeter ki bitsin bu kabus. Peki ya rüya değilse? Dolabın kapağı şiddetle zorlanıyor, kocası horul horul uyuyordu. Yapayalnız kalmıştı işte. Genç adamın horultuları bir insomnia devinin ayak sesleri gibi acımasız deliyordu geceyi. Dolabın içindeki yaratık da aynı acımasızlıkla dövüyordu kapağı. Kadın kalktı, asılacak birinin dar ağacından başka bir yere gidemeyişi gibi dolaba doğru yürüdü, kapağı açtı. Gördüğü şey onu dondurdu. Kala kaldı orada. Yapılacak hiçbir şey yoktu. Görmüştü artık. Dehşetten tüyleri diken diken seyretti onu. Bir gözü, burnu, bir kulağı olmayan bembeyaz yüzlü, siyah, uzun saçlı bir kadın dolapta kas katı dikilmiş bakıyordu kendisine. Dedi, "Beni hatırlamadın galiba." Bu tanıdık bir ses değildi. Soğuk ve dümdüzdü. Şefkatsizdi. Sonra dolaptan çıktı. Evi çok iyi tanıdığı besbelli. Banyodaki sabunlukta soluk alan burnunu, banyo perdesindeki kulağını aldı, yerlerine taktı. Dedi, "Hay Allah, gözümü bulamıyorum." İki kadın evi dolaşarak gözü aradılar. Gözü ensesinde birisi onu gözetliyormuş hissiyle irkilen kıvırcık saçlı kadının saçları arasında buldular. O da yerine takıldı. Artık bembeyaz yüzlü, siyah, uzun saçlı kadın tamamlanmıştı. İyi ama sen... Evet, tanıdın beni. Hiç karşılaşmadık. Ama fotoğraflarımı mutlaka görmüş olmalısın. Neden buradasın? Ne istiyorsun benden? Dedim. Merak. Seni ve adamı meraktan. Biraz olsun değişti mi diye. O sırada gece büyüdü, genişledi. Pencere kenarlarından, bacalardan, banyo camlarından her eve iyice yayıldı, yerleşti. Artık gecenin girmediği hiçbir ev kalmamıştı. İki kadın bakıştı. Düşmanca olmayan, serin, renksiz bir bakıştı bu. Genç adam horul horul uyuyordu. Top atılsa uyanmayacağını çok iyi bilmenin rahatlığıyla, sessiz olmaya özen göstermeden odadan çıkıp mutfağa geçtiler. "Kahveni şekersiz, sütsüz içer misin sen, yanlış mıyım?" dedi. "Nereden biliyorsun?" 6 yıldır hala benim 2 şekerli ve sütlü kahve içtiğimi öğrenemedi. Senin kahveyle karıştırıyor diye düşünürdüm hep. Gülmeden gülme sesi çıkarttı bembeyaz yüzlü kadın. Kahvelerini alıp salona geçtiler. Dedi. "Hala Cohen mi dinliyorum?" İkisi de pikabın üzerine yığılı Cohen plaklarına baktılar. "Evet. Scorpions seviyor şimdilerde. Hep kendisiyle doludur o. Ancak kendisiyle ilgili olduğun sürece seninle ilgilenir." Kıvırcık saçlı kadın ilgiyle gözlerini açtı. "Evet öyle. Çoğu zaman nasıl bu denli bencil olabiliyor diye kahroluyorum." Sustular. "Onu hala seviyor musun?" "Onu hiçbir zaman sevmedim ben. Benim için sevilmek önemlidir. Bir erkeğin sevgisi besler beni. Kendimden başkasını sevemedim ben." Sustular. Kahvelerini içtiler. Dışarıda gecenin güneş gelene dek devam edecek rutini
harıl harıl sürmekteydi. Siyaha boyanmamış gökyüzü kalmamalıydı. Zor iş, her gece yeniden gök kubbeyi siyaha boyamak. Hep merak ederdim, boşanmanızın gerçek nedeni neydi sahi? Her gün Cohen, Camus ve Hesse'yi dinlemekten bıktığım için gittim. Dünyanın en önemli insanının o olduğuna inanmadığımda. Sonra seni buldu. Susup, aynı marka margarin kullanan ev kadınlarının arasında oluşan çarşı dostluğu benzeri bir tanıdıklıkla adamın içeriden gelen horultusunu dinlediler, bakıştılar. Yani sevgi, dedi. Sana ihtiyacı olmasının adına sevgi diyeceksek, seviyordur seni. Sustular. Kıvırcık saçlı kadın, ilk kez korkmadan 6 yıl boyu çekinerek sakladıklarını çıkarttı, gözünün önüne serdi. İnsanın en korkunç sırları kendisinden sakladıklarıdır. Kocasını, onun kendisiyle ilgili en küçük şakayı kaldıramayışını, kendini uyurken bile önemseyişini, karısının problemleri söz konusu olduğunda işlerinin aniden yoğunlaşmasını, 6 yılı dolduran hep onun kitapları, filmleri, dostları, sorunları, iş kaygıları, plakları, rı-rı-rı-ları düşündü. Bembeyaz yüzlü kadın kalkıp dolaşmaya başladı. Dedi, siz tatildeyken geldim buraya. Baktım evin içinde hala onun soluğu vardı. Yalnız onun. Sana yatağında bir kişilik yer, kütüphanesinde 100-200 kitaplık bir soluk bırakmış ancak. Nasıl da ustaca yapar bunu bilirim. Senin haklarına, kişiliğine çok saygı duyduğunu söyleye söyleye kendi parçası kılar seni. Farkına vardığında üzerinden geçen zaman miktarı, insanın kişiliğini ele veren önemli bir ölçüttür. Ben 7 ay dayanabildim. Sustular. Gece gökyüzünü boyama işini bitirmiş, zevkle eserini seyrediyordu. Her gün yaptığı işten böyle çok hoşlanan 4.557 milyon yaşında başka biri daha yoktur. Üstelik o gündüz gibi meraklı, başkalarının hayatlarıyla ilgili de değildir. Yalnızca göğü boyar ve sonra zevkle seyreder. Geceleri uykusuzluk çekenlerin, geceyle aralarının bozuk olduğunu sananlar bu yüzden yanılırlar. Onlar gündüzde sorunlarını çözememiş kişilerdir. İki kadın sabırla, hiç sıkılmadan sessizliği paylaştılar. Birer kahve daha içtiler. Birbirine benzer şeyler düşündüler. Zaman aktı. Gecenin canla başla boyadığı siyah gök çatırdadı. Işıklı bir beyazlık önce ağır ağır sonra hızla yayılmaya başladı. Bir horoz öttü. Ezan sesleri yükseldi. Birden iştahım açıldı. Kahvaltı edelim mi? Mutfağa geçip kahvaltı hazırladılar. Mutfak masasına oturup yemeğe koyuldular. Bu durumda onu siz terk ettiniz, öyle değil mi? Dedi. Terk etmek bana büyük bir söz geliyor. Ben, benden öncekinden kalan boşluğu benden sonrakine bıraktım. Sana bıraktım. Sen gidersen yerine başkası gelecektir. Çünkü yalnız yaşayamaz o. Yalnız yaşayabilmek, kendini güçsüz yanlarınla da kabul edebilmektir. Kahvaltı ettiler. Eve nasıl girdin? Anahtarın tek kopyası var, o da Salime Hanım'da. Dedi. Buranın benim evim olduğu günlerde bir anahtarım vardı. Onunla girdim. Cebinden küçük bir göz boncuğuna asılı bir anahtar çıkarttı. Dedi, aslında burası ne benim ne de senin evin oldu. Kendine benzetip öğütemediği kişilikleri bu evde barındırmaz o. Şimdi kendinin bir uzantısı olan seninle yaşamasının nedeni bu, biliyorsun. Bir başkasını iskeletine kadar tanımak ne korkunç. Nasıl başardın bunu? O kendini böyle net bilemezken nasıl başardın onu iskeletine dek görebilmeyi? Çünkü ben onun dişisiyim. Sustular. Dedi, artık gitmem gerek. Hoşça kal. Kalktı, çabucak gitti. Giderken gözleri, burnu ve kulakları yanındaydı. Kıvırcık saçlı kadın bir süre mutfakta kala kaldı. Sonra gidip salondaki kanepeye uzandı. Uyandığında genç adam başucunda dikilmiş gülümsüyordu. Neden burada uyudun güzelim? Mutfaktaki kahvaltı masası da ne öyle? Gören de gece misafirlerin vardı sanacak. Hadi kalk bakalım. Çay hala sıcak. Ben şöyle bir çıkıyorum.
Bakalım çocuklar ben yokken projeyi becerebilmişler mi? Bir kontrol edeyim. Sonra annemlere uğrayacağım. Akşama ançüezli pizza getireceğim. Biraz İtalya'yı yanarız. Ha, akşam televizyonda çok sevdiğim bir bilim kurgu var. Seyrederiz beraber, olur mu? İstersen biraz da Esso okurum sana. Özlemişim. Özlemişsindir mutlaka. Adam gittikten sonra kadın mutfak masasına baktı. Göz boncuklu anahtar orada duruyordu. Antredeki boy aynasına gidip kendini seyretti. Fakat gerçek kendini bulamadı bir türlü. Hiç telaşlanmadan yatak odasına geçip İtalya'dan getirdiği, henüz açmadığı bavuluna Adrian Rich, Doris Lessing, Mevlana, Yunus Emre kitaplarını doldurdu. Kendi anahtarını da göz boncuklunun yanına bırakıp çıktı. Evde hiç izi kalmamıştı. Buket Uzuner'in Önceki ve Sonraki Kadın öyküsünü Özden Ayyıldız seslendirdi.